İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için yerel gazete okuyun. Akdeniz Gazetesi. Moral bozmak yok. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, ekonomik anlamda ülke olarak bir yara aldık. Ya aldığımız yaranın acısıyla sadece bağırıp çağıracağız ya da bu yarayı iyileştirmenin, tedavi etmenin yollarını arayacağız. Sanırım akılcı olan ikincisi olacaktır. Sıkıntılarımız çok. Büyük veya küçük işletmeler fark etmez. Herkes kendi büyüklüğüne göre bu sıkıntıyı yaşıyor. Ancak bu sıkıntıları azaltacak ve sonunda yok edecek beceri ve imkanlarımız da var. İş dünyası bu bedeli öderken ve buna rağmen üretmeye, ihracata devam ederken, çalışanlarına sahip çıkarken, hiç kimsenin hiçbir amaçla felaket tellallığı yaparak moralimizi bozmaya hakkı yoktur. Konuşan çözüm için konuşsun dedi. Iraklı ailenin trajikomik vatandaşlık mücadelesi. 22 yıl önce Irak'tan Türkiye'ye gelerek Mersin'e yerleşen 5 çocuklu Üren çiftinin 4 çocuğu Türk vatandaşı olarak kimlik sahibi olurken, çiftin kendileri ve en küçük çocukları ise kimliksiz yaşıyor. 22 yıldır vatandaşlık mücadelesi veren Halime ve Ferhan Üren çiftinin en küçük çocukları Mahmut Üren, Türk okullarından mezun oldu, 2009 yılında ehliyet aldı, 2015'te iş yeri açıp maliyeye kayıt yaptırdı, evlenip çocuk sahibi oldu. İki çocuğu var, biri okula gidiyor ancak kendisi halen Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip olamadı. Haberci Gazetesi. Yem fiyatlarına %80 zam. Dövizdeki dalgalanmayı fırsat bilen bazı yem üreticileri, ürünlere %80'in altında olmayacak şekilde zam yaptı. CHP'de takvim belli oldu. CHP Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için adaylık sürecini başlattı. Parti yönetiminin il ve ilçe örgütlerine gönderdiği genelgede aday adayı olmak isteyen il, ilçe ve belde başkanları ile yönetim kurulu üyelerinin 1 Ekim-12 Ekim arası görevlerinden istifa etmeleri istendi. İl ve ilçe adayları 7.500, büyükşehir adayı 10.000 lira ödeyecek. Yeni Güney Gazetesi. Patronu tutuklandı, çalışanı devam ettirdi. Mersin'de fuhuş yapıldığı iddiasıyla operasyon düzenlenen bir pansiyonda biri çalışan 5 kişi gözaltına alındı. Dinçer'den ahde vefa örneği. Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer, kendisinin de doğup büyüdüğü ve 1975 yılında mezun olduğu kent merkezine 60 kilometre uzaklıkta, Bolkar Dağları'nın zirvesinde 1600 rakımlı tepede kurulu Arslanköy İlköğretim Okulu'nda öğrenim gören, onu ana sınıfı olmak üzere 75 öğrenciye oyuncak ve kırtasiye, okula da bilgisayar yardımında bulundu. Mersin Gazetesi. Cefer'in yaptığı açıklamalar ülkemiz adına utanç verici. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye'nin Euro 2024'ü kaybetmesiyle ilgili bazı soruları meclis gündemine taşıdı. CHP'li Başarır, dünyanın en güzel ülkelerinden birini Nusret'le tanıtmak kimin fikri olmuştur? Nusret'in Euro 2024 için katkısı ne olarak düşünülmüştür sorularını sorarak ilginç noktalara temas etti. Bu proje Mersin Mezitli'de yapıldı. Şanlıurfa'da Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Doğu ve Batı Asya Teşkilatı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Türkiye Haritalandırma Projesi çalıştayı gerçekleştirildi. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Doğu ve Batı Asya Teşkilatı ve Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademi Vakfı koordinesinde 22 belediyede gerçekleştirilecek olan pilot uygulama sahalarından biri olan Eyyubiye Belediyesi, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Türkiye Haritalandırma Projesi çalıştayına ev sahipliği yapıyor. Güney Gazetesi. Öğrencilerden Uykuda Ölüme Son Projesi.
Mersin Kadrişaman MTSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, uyku sırasında soba veya doğalgaz zehirlenmesi sonucu meydana gelen ölüm olaylarının önüne geçmek, uykuda ölüme son ismini verdikleri bir proje geliştirdi. Öğrencilerin Mersin 3. Uluslararası Bilim Şenliği'nde sergilediği projesi ilgi gördü. Mersin Hali Cumartesi günleri kapalı. Mersin Pazarcılar Odası'nın Mersin Hali'nin cumartesi günleri tatil olmasına karşı açtığı davayı gören Mersin İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma talebini reddetti. Mahkeme geçtiğimiz hafta aldığı ara kararla Mersin Hali'nde hafta sonu tatilini uygun bulmamıştı. Belediyenin savunmasını alan mahkeme görüşünü değiştirdi ve pazarcıların halde tatil olmasın talebini reddetti. Çukurova Gazetesi. Aşhanede Yemekler Hasan Gökbel'den. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Empati Günleri etkinlikleri devam ediyor. Son olarak düzenlenen etkinlikte Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, aşhane personelinin yerine geçerek vatandaşlar için yemek pişirdi. Kazada yaralanan genç de kurtarılamadı. Anamur'da arkadaşının kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanan lise öğrencisi Murat Ülker, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Kazada motosikleti kullanan Erkan Şen de olay yerinde hayatını yitirmişti. Hakimiyet Gazetesi. Döviz düşüyor, fiyatlar düşmüyor. TES Genel Başkanı Bendevi Palandöken, döviz kurlarının önceki aylara göre daha düşük olmasına rağmen yapılan son zamların düşündürücü olduğuna dikkat çekerek, önümüzdeki dönemde enflasyonun daha fazla yükselmemesi için yapılan zamların geri alınması ve mümkün olduğunca zamdan kaçınılması gerekir dedi. Adanalı'dan NASA'ya güldüren soru. Adana'da düzenlenen bilim şenliğinde NASA ile kurulan canlı bağlantıda "Adana çok sıcak, güneşe ateş etsek serinlememize yardımcı olur mu?" diye soruldu. Esprili soruya NASA'da görevli uzay bilimci Umut Yıldız ise "Kaliforniya'da çok sıcak ama biz burada güneşe ateş etmiyoruz. Tabii ki faydası yok." dedi. İmece Gazetesi. Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Mersin'de nefes alıp vermede güçlük çeken 4 yaşındaki Miraç Abuzer Abaş için Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Aileyle temasa geçen bakanlık, 24 bin lira değerindeki solunum cihazını aileye temin edeceğini bildirdi. Alınan emniyet tedbirleri anlatıldı. Bozyazı Kaymakamı Hayati Taş'tan vatandaşlarla buluşma toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda sorumluluk alanlarında bulunan okullarda aldıkları önlem, tedbir ve çalışmalar anlatıldı.